Evet, şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Milliyetçilik ilkesine bakıyoruz değil mi? Atatürk evet, milliyetçiliği ayrı bir ilke mi oluyor? Aslında Atatürk milliyetçiliği aynı şey milliyetçilik ama daha çok vatanseverlik üzerine. Milliyetçilikten farklı. Hı hı. Yani ırkçılık olarak farklı, değil. Farklı, evet. Tamam. Şimdi ırkçılık dediğimiz zaman genler devreye giriyor. Atatürk bu genleri bir kenara koyar. Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında yaşayan herkes, Türk milleti ve vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk milleti sayılır der. O yüzden de ırkçı bir milliyetçi söylemi değildir. Bu fikrin atası da Atatürk'e fikirlerinde destek olan, yani başlangıç için fikirlerine yol açan hem Ziya Gökalp vardır. Yine milliyetçilik fikrini açıklayan bu anlamda. Onun öncesinde de yine Fransız İhtilali'nden etkilendiğini daha önce söylemiştik. Hem Atatürk'ün hem yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin Jean-Jacques Rousseau'nun da yine fikir anlamında çok büyük etkisi var. Peki Atatürk'e göre millet ya da ulus kimdir sorusuna verdiğimiz cevap çok klişe belki, çok kısa ama bunu testlerde paragraf içinde nasıl görürüz? Dil, kültür, duygu birliği ile birbirine bağlı herkesi kapsayan bir milliyetçilik bu. Yani kendi Türk gibi hisseden bir İsviçreliydi. Ülkemizde yaşamaya ve bizden biri olmaya uygun görebiliyoruz. Yani bu zaten esasında günümüz dünyasında birçok ülkenin de fikir olarak kabul edebildiği bir düşünce tarzı, sınırların olmaması ve insanların hangi coğrafyada yaşadığının bir öneminin olmaması, genin bir öneminin olmaması. Ülke sınırları içerisinde yaşayan tüm insanlar hangi dinden geldiklerine de bakılmaksızın, hangi mezhepten geldiklerine ya da etnik kökenine de bakılmaksızın eşit kabul edilebiliyor. Ve böylece de Türk olarak kimse ona ayrım yapmıyor. Sen işte esasında bu dindensin deyip ayrım yapmıyor. Yani bir Hristiyan'a da Türk gibi eşit haklar tanınıyor. Tabii dünya içinde, barış içinde yaşamanın temel koşulu zaten bu insanların artık ırk, din, dil bu noktada birbirini eleştirmemesi gerekiyor ki Atatürk o dönemde zaten bunun temellerini atmış. Milletini sevmek tabii ki bunun en önemli başlangıç noktası. Sevmeden ben Türk'üm deyip sanki mecburen söylüyormuş gibi ya da kendi dilini konuşmayı sevmeyip ya da yozlaştırmaya yönelik bazı hareketler yapıyorsa orada bir sıkıntı oluşuyor. Ama yine de Türk değilsin demiyoruz. Elden geldiğince herkese olduğu gibi, bütün Türk vatandaşlarına olduğu gibi yine eşit davranmaya devam ediyoruz. Ama burada eşit davranmada sıkıntı olabilecek en önemli durum vatanın bütünlüğünü bozmaya yönelik, milletin egemenliğini bozmaya yönelik hareketlerde bulunanlar ki genel adıyla örneğin terör faaliyetlerine karışanlar asla genellikle zaten vatandaşlıktan çıkartılıyor. Asla böyle bir kabul söz konusu olmuyor. Atatürk'ün milliyetçilik anlayışında Türk milletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkesi kapsadığını görüyoruz. Yani bir kağıt olarak bakabiliriz buna. Yani bir pasaport, işte Türk pasaportum var, Türk vatandaşıyım ben demek evet belki kısmen devletler arası statüde geçerli ve yeterli ama aynı zamanda zaten bunu severek ve tercih ederek yapıyor bunu yapan insanlar. Eğer Türkiye Cumhuriyeti doğmadıysa. Onun dışında Kurtuluş Savaşı'nın yapılmasında Türk Devleti'nin kurulmasında temel ilke olan en önemli özelliklerden bir tanesi milliyetçilik ilkesi. Bu ilke kadın, erkek, yaşlı, genç demeden herkesin fedakarlık yapmasını gerektirmiş daha öncesinde. Gelecekte de mutlaka gerektireceği günler olacak. Dolayısıyla da dayanışma milliyetçiliğin en temel dayanaklarından bir tanesi. Irkçılık ve ümmetçiliği reddeder. Irkçılığı söyledik ama ümmetçiliği şöyle ayırt etmemiz lazım. Ümmetçilik bütün Müslümanların tek çatı altında yaşaması. Yani sadece Türkleri kapsamaz zaten. Arap uluslarını da ya da dünyanın hangi köşesinde olursa olsun Müslüman olan herkesi kapsar. Dolayısıyla da zaten bunun içerisinde sadece Türklerin var olması gibi bir anlayış söz konusu olamaz. Mantıken de uygun değil. Milli birlik ve beraberlik esas aynı dayanışmada olduğu gibi. İnsanlığa değer vermesi de bütün Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkesi eşit sayması yönünden zaten gözlemlenebiliyor. En önemli özelliği de barışçı olması.
Atatürk'ün getirdiği milliyetçiliğin testlerde çıkan haliyle anahtar kelimeleri neler? Yani neyi gördüğümüzde milliyetçiliği işaretlememiz gerekiyor? Bir kere dil ve kader birliğinden bahsediyorsa paragrafta. Tabii dil derken Türk Dil Kurumu ya da hadi kurumdan bahsettik, Türk Tarih Kurumu. Bunlar paragraf içerisinde geçiyorsa Türk milliyetçinin anahtar kelimesi olduğu için onu görür görmez hemen milliyetçiliği işaretleyebiliyoruz. Ulusal zaten milli eşittir ulusal demek. Dolayısıyla içinde ulus geçen paragraflara dikkatle caydırıcı ya da başka bir şey yönlendirici daha ağır bir bilgi yoksa içinde kesinlikle milliyetçilik gözüyle bakıyoruz. Yani ulus, millet, bağımsızlık, Türk gibi kelimeler doğrudan milliyetçiliği işaret ediyor bize. Din ve ırk birliği şart değil ya, bunu eşitmiş gibi gösteriyorsa milliyetçiliğe aykırı olduğunu işaretlememiz lazım. Ümmet anlayışının olmadığını ya da ırkçılığın olmadığını zaten az önce de söyledik. Burada da Atatürk'ün Türk milletini nasıl tanımladığının kendi el yazısı var. Herkesi kapsadığını yazıyor zaten orada da. Milliyetçilik ilkesi doğrultusunda ne yenilik yapıyoruz peki? Yapılmış. İnkılaplar neler? Yine testlerde bize soracak kapitülasyonların kaldırılması ekonomik bir şey gibi görünüyor. Ekonomiyle ilgili olanlar genelde devletçilikle ilgilidir. Fakat bu istisnai bir inkılap. Çünkü kapitülasyon kaldırılınca ülke tam bağımsızlığına kavuşuyor. Boyun eğmeyeceğiz manası evet. veriyor değil mi kapitülasyonlar? Yani biz kimseye ayrıcalık niye verelim? Evet. Herkes eşit diyoruz. Dolayısıyla bunun kaldırılması bağımsızlığı getirdiği için bağımsızlık milliyetçiliğin anahtar kelimesidir. Yani milletin bağımsız olması. Dolayısıyla da milliyetçilik ilkesiyle ilgili. Yani bu çokça sorulur. Aman karıştırsınlar da yapamasınlar diye dikkat ediyoruz ona. Kabotaj kanunu çıkarılması. Yine denizlerde Türklerin bağımsız olmasının sağlanması adına önemlidir. Bunu da kabotaj kelimesini bilmediğinizi düşünerek yine yanlışa sürüklemek adına ya da karıştırmanız adına sorarlar. Bunda da dikkat ediyoruz. Milliyetçilikle ilgili. Türk Tarih ve Türk Dil Kurumu zaten Paris. Türk kelimesinden de anlayacağımız gibi milliyetçilik. Tevhid-i Tecdisat Kanunu eğitim alanında çıkarılmış bir yasa 3 Mart 1924'te. Yani eğitimde birliği öngörüyor. Fakat nasıl oluyor da milliyetçilikle ilgili oluyor? Yabancı okullar da diğer Türk okulları gibi Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanıyorlar. Yani eşitleniyorlar. Hı hı. Böylece onlara verilen ayrıcalık ortadan kalkıyor. Hı hı. Hani kapitülasyonda ayrıcalığı kaldırmıştık ya. İşte burada da bir ayrıcalığı kaldırdığımız için bağımsızlığa uygun hareket etmiş oluyoruz. Milliyetçilikle ilgili oluyor. Yabancı okullarda Türkçe, tarih, coğrafya dersleri Türk öğretmenler tarafından okutulacak. Çünkü amaç ortak bir kültür yaratmak. Hı hı. Yani hangi dinden, hangi ırktan, hangi mezhepten gelirse gelsin oradaki insan ortak bir coğrafyada yaşıyorsan o coğrafyayı tanımalısın. Yani bir kar topu oynamaya ya da kayak yapmaya nereye gideceğini, nerede nasıl eğleneceğini, bir evlilik durumunda kız alıp verme nasıl istenir, nasıl gitmek lazım. Yani bu tür adetleri en azından bazı geçmişten getirilen, tarih de o yüzden zaten önemli, geçmişten getirilen ve günümüze devam eden ve doğrudan sosyal yaşama ilgilendiren bilgilerin verilmesi adına bu önemli. Yine Türk kelimesi geçtiği için Türk yine milliyetçiliğin anahtar kelimesi. Hemen işaretlememiz gerekiyor milliyetçiliği. Türkiye Büyük Millet Meclisi zaten buradaki T, Türkiye, yine Türkiye kelimesi, Türk kelimesi. İstiklal Marşı, İstiklal Marşı Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının sembolüdür. Hem de en temel sembolüdür. Hı hı. Bağımsızlık yine milliyetçiliği işaretletir. Yabancıların elindeki işletmelerin millileştirilmesi, millileştirmek yani ulusallaştırmak, ulus millet. Dolayısıyla milliyetçilik ilkesiyle ilgilidir.